Merhaba arkadaşlar. Az önce bir şu ucuz marketlerden bir tanesine gittim, tamam mı? Yani biraz alışveriş yapayım diye. Ondan sonra bu poşet uygulaması muhabbeti var ya, işte o muhabbetten bir diyalog döndü. Burada ben bir espri yaptım. Karşımdaki kişi espriyi anlamadı tabii ki. Espriyi anlamadığı için böyle değişik, tuhaf bir tepkide bulundu. O tepkiyi size birazdan taklit edeceğim. Şimdi olay nasıl gelişiyor? Önce onu anlatayım. Olay şöyle. Şimdi ben belli bir miktar alışveriş yapmışım. İhtiyaçlarımı falan almışım. Tamam mı? İşte sakal tıraşı için işte sen söyle. Tıraş bıçağı, köpük, işte tuvalet kağıdı, cart cart işte yiyecek bir iki şeyler falan. Ya biraz birikti böyle. Elimde de aslında benim poşetim var hani. Anlıyor musun yani? Elimde de poşetim var yani. Ondan sonra işte dedi ki şöyle dedi böyle dedi işte poşet lazım. Poşet lazım mı demedi. Poşet iyi olur falan gibisinden. Ondan sonra ben de dedim ki ya işte sen yani bedava veriyorsan alırım falan yaptım. O da nasıl böyle bir agresifleşti falan, böyle tribe girdi yani. Türkçesi de bozuk yani, nasıl Türkiye'de böyle bir adamı çalıştırıyorlar onu anlamadım. Aynen böyle dedi bak. Sanki benim malımdır. Sanki benim malımdır da benim. Sanki benim malımdır. Diye bir tepkide bulundu. Ya güler misin, tepki mi gösterirsin anlayamadım ama ben sadece sustum yani. Çünkü tepki göstersem salak bu sefer kavga edecek benimle. Gereksiz yere işinden olacak. Yani işinden etmek istemedim. Bölgede de demek ki adam kıtlığı var ki böyle tipleri de işe alıyorlar. Bölgenin ne olduğunu, nere olduğunu merak ediyorsanız özelden sorarsanız söylerim. Çünkü bu bölgede gerçekten insanlar, çalışan insan az olduğu için böylelerini işe alıyorlar. Yani benim memleketimde ağzında kuş tutsan adamlar seni bir daha böyle bir sınava sokar. Ama burada böyle alınıyor demek ki. Görüşürüz. Sanki benim malımdır da benim. Sanki benim malımdır. Sanki benim malımdır. Yani ben sahibi miyim yani? Verebilme yetkim yok demek ki istiyor. Ama karşımızdaki sanki benim malımdır.